Evet, son sayfadan merhabalar bir kez daha değerli izleyiciler. İki değerli konuğumuz da aramıza katıldığına göre hızlanarak devam edebiliriz. Ilgaz Çınar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar. Mehmet Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Sizi gördüğüm zaman içimde güller açıyor, bunu itiraf etmem lazım. İkinizle program yapmaktan muazzam keyif alıyorum. Takımın as oyuncularısınız, yokluğunuzda bazen rotasyona gidebiliyoruz. Yerinize yedek arkadaşlar olabiliyor ama ikiniz de bir başka mutluyum. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Benim için olmazsa olmazlarsınız. Yani sahaya isimlerinizi yazıyorum, etrafını boş bırakıyorum artık. Yardımcı hocalar doldursun diye ama önce ikinizin adı yazıyor. Peki, her zaman olduğu gibi Twitter'dan son sayfa iştekine sorularınızı, görüşlerinizi gönderebileceksiniz. Ve tabii bunun yanında arkadaşlarımızın ekrana yansıttıkları WhatsApp numaramıza da 10-15 saniye geçmeyen videolarınızı gönderirseniz onları da yayınlama fırsatımız olacak. Ligimizde Süper Lig'e bakacağız. Hızlı bir şekilde takımların son durumlarına bakacağız. Avrupa'nın 5 büyük ligine bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Tüm dünyadan sporda A'dan Z'ye varsa bugün son sayfada olacak ama klasiğimizi bozmayalım. İlk olarak günün tweet'i gelsin ekranlarınıza bakalım. Mehmet Yılmaz ve Ilgaz Çınar bu söz için neler söyleyecekler. Bana biraz da ironik geldi. Bak ne demiş Twitter hesabının paylaştığı bu söz. Montesquieu'den bir söz. Laf yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutmuş insanlar var. Kime gider acaba? Ha? Kime gider? Yani Mustafa bunu okuduğu zaman aklına ben gelmişimdir muhtemelen yani. Bir, bilmiyorum öyle bir bakışlar bir falan attı. Bir tebessümler zaten etti. Direkt bize, direkt özellikle. Ben kendi üstüme almadım ama. Tüm yorumu size bıraktım. Ben kendi üstüme almadım. Evet. Yani ben kendi üstüme almadım. Sen öyle değilsin. Öyle ben ben kurtardım, ben aradan çıktım. Mehmet Yılmaz öyle değil, bunu biliyoruz. Ama herkes öyle mi? Yani değil, değil mi? Evet. Şeye de benziyor esasında hani öğrenmek için veyahut da karşındakini anlamak için değil de cevap vermek için dinleyenler var sözüne de benziyor esasında bu bir noktada. Evet. Yani sürekli bir laf yetiştirme var. Kendini yetiştirmekten kastı da bir karşındakini dinlesen belki öğrenebileceğin çok şey vardır. Hep sorgulamaktan başlar ya hayat. Felsefe ama de böyle doğmuştur yani. Dinlemiyoruz ki karşımızdaki insanı biz dinlemiyoruz işte. Zaten. Tabii. Çok bilmişlik hani her insanda değil ama. Yani toplumun bir kısmında da var bu zaten. Maalesef. Fazlasıyla yani var, bilmiştik. Halbuki dinlese çok şey öğrenecek. Almadım, bizden öğrenmeyecek. Ben bir şey söylemiyorum. Sorgulamaya başlayacak yani. Evet. Ilgaz Çınar bak şimdi diye başladıysa dinlerim, bir şey öğretecektir. Yoksa öyle değil Mustafa diye başladığında cevap düşünüyorum o anda. Oradan sonrasını almıyorum. Kritik nokta o. Hani hazırlıklıyım. Aynen. Bir antivirüsünü ürettim. kendi içimde bir küçük ılgaz var yani. Hemen o ılgaza karşı beni savunabilecek öyle bir durum var. Peki, futbolun enlerinde birinci soruyu da alalım. Ardından şöyle kıyamet gibi tüm Avrupa liglerine, Süper Lig'e, birinci lige bakacağız tamam, detaylı tamam şekilde. İlk olarak arkadaşlarımız hangi soruyu hazırlamışlar? Bence muazzam bir soru, onu söyleyeyim. Cevabı bilmiyordum ve cevaba da şaşırdım. Hangi isim Beşiktaş formasıyla daha fazla gol atmıştır? Holoska artı bir miktar para mı, Hugo Almeida mı? Ben Hugo Almeida diyorum. Hugo Almeida. Holoska da gol attı bayağı. Holoska da attı da. Ben Holoska diyeyim. Holoska diyor. Evet. Muazzam çok erken ayrıldınız. Ama belki beni değiştireceğim. Şaşırttın. Belki sonuçta değiştirebilir Mustafa. Sen sormadan ben fikrim sabit olmayabilir belki benim. Ayrı fikirlerdesiniz. O ya yüzden belki, şey yapmayayım, yapacağım. Belki aynısına geleceğim. Ha, düşünüyorum yani ben yani. Bir anda böyle bir cevap verdim. Düşünme süren var mı? Payım var. Elif Keskin Holoska cevabını anında vermiş. Elif Keskin Holoska diyorum. Kaiser Sosa. Almeida diyor ama. Almeida da attı. 19 gol falan attı. Kemal tabii ki Almeida demiş. 19 golü var. 17-18 mi bir golü var? Almeida çok eleştirilse de golü vardı demiş ya. Ya Holoska sürekli kiralık falan gitti ya. Tabii kaç sene oynadılar. Totalde değil mi? Bu bakıldığı zaman. Beşiktaş formasıyla değil mi? Ben Holoska tabii diyorum. Emre Yılmaz Holoska. Holoska diyorum ben. Holoska. Almeida dedi. Almeida yani, muazzam. Yakın mı? Çok değil. 3 gol. Değil. Yok. Aa fazla. 7-8 gol fark var demek. Bayağı varmış ya. Evet. 8 gol fark. Peki ne kadar maç oynadılar acaba? Veya kaç sene oynadılar öyle diyelim. İşte onları verirsen... 2 sene. Hayır şöyle bir şey var. Holoska bayağı uzun oynadı benim bildiğimde. 3-4 yıl var. Gitti 4 yani. Ama bir miktar paraları var ya. İşte Başakşehir'de kiralandı. Holoska ben etmiyorum. Ben Holoska diyorum diyor. Ama Almeida. Evet. Mehmet'in niye kararını değiştirmeye çalışıyorsun? Yok, onu değiştirmiyorum abi. Yok, zehirlemiyor, zehirlemiyor. Zehirlemiyorum. Almeida'yı ikna etmeye çalışıyor seni ama Mehmet Yılmaz direndi. Dedi ki Holoska, bunun cevabı Holoska. Gelsin doğru cevap. Holoska 55, Almeida 47. Mehmet Yılmaz tebrik ederim. Ben Holoska'nın yani Almeida'nın şeylerde buralara yaklaştığını biliyordum da 50'ye Holoska'nın 55 olabileceğini tahmin etmemiştim. Bayağı yani gitti geldi ama çok gol attı. Evet. Bence onu kimse hayal etmemişti. Ya şimdi yani, böyle bir anda baktığı zaman aslında kafa karıştırır, çok iyi bir soru bence de.
Hugo Almeida'ya daha yakındı ama ben Holosko çok gitti geldi bir daha uzun süre kaldı. Tabii. Beşiktaş'ta hani kiralıktan ama bir dönem iyi tutturdu. Çok fazla da gol attı. Evet. Ali Turan'ı hayata küstürdüğü bir maç vardır. Galatasaray'da Ali Turan sağ bek oynarken. 2009 galiba. Ya, 8-9 muydu neydi? Tabii 8-9 çünkü ben Eskişehirspor'da oynuyordum. Eskişehir'de miydi? Tabii hatırlıyorum. Hatırlıyorsun orada, değil mi o maçı? Ali Sami maçı. Ali Sami Yendek'in maçı. 2008 ya da 2009. Penaltı almıştı galiba. Evet. Ali Turan'ı öyle bayağı bir zorlayıp sol taraftan yara yara girip böyle içeriye. Eskişehirspor'dan gelmişti Ali Turan. Ali Turan doğru. Evet. Hatta bir Ali Turan da bir 6 ay falan top oynamamıştı galiba. Tabii oynamadı. Anlaşmıştı transfer ama ara 6 ay oynamadı. Mustafa yine muhtemelen ben sizin aranızdaki muhabbete bayılıyorum deyip sözü eline alacak şimdi. Estağfurullah. Ama muhabbetinize bayılıyorum. Süper Lig'de haftanın programına bir bakalım. Çok kritik bir maçla başlıyor. Medipol, Başakşehir, Beşiktaş. Eline boyuna bu maçı konuşacağız. Süper Lig'deki tüm maçları konuşacağız ama nefesleri kesecek bir 90 dakika oynanacak. Zirve yarışı açısından son derece önemli. 25 kere maç yapmışlar. Beşiktaş sadece 5 kere kazanabilmiş. Rakamlarda biraz Başakşehir önde görünüyor açıkçası. Evet. Ama Başakşehir kazanırsa zirve yarışını, zirve iddiasını sürdürecek. Beşiktaş kaybederse Beşiktaş için 3 puandan fazlası olabilir. Ama bir de Beşiktaş kazanırsa o zaman lig bambaşka bir hal alacak. Doğru. Ligin şu anda 7.si siyah beyazlılar. Ne söyleyeceksiniz bu maçla ilgili? Berabere biterse de rakiplerine yarayacak. Evet. Bakıldığı zaman doğru. Şimdi her türlü şey var. Ama ben burada tabii istatistikler hep Başakşehir'den yana görünüyor ama ben yine söyleyeceğim iç sahada bak Vodafone'da olmuş olsaydı kesinlikle favorim Beşiktaş olurdu. Evet. Ama ben burada yani %51-49 dersen ben Başakşehir'den yana kullanırım şansımı. Tabii evet. Hocaların nasıl oynayacağı, nasıl oyuncu kadrosundan çıkacağı da o çok önemli. Çünkü elinde özellikle Başakşehir'in çok derinliği olan bir kadro var. Doğru. Kimleri kullanacağını bilmiyorum ama ben Başakşehir'in ufak da olsa bir adım önde olduğunu düşünüyorum başlarken. Yarım adım Başakşehir önde evet. Bu karşılaşmada evet. Diyor. Ilgaz Çınar şimdi benim de Samandıra'dan aldığım, özür dilerim Nevzat Demir'den aldığım duyumlar, ilgili duyumlar şu yönde. Sergen Hoca bazı ezberleri takımda bozacak gibi duruyor. Bu yönde bilgi alıyorum. Yani 11'de bazı sürprizler görebiliriz. Evet, Jermaine Lens gibi muhtemelen. Gibi. Çünkü Jermaine Lens üzerinde durduğu hep söyleniyordu. Geliyordu o bilgilerde. Hani dedikodu gazetesi diyelim o şekilde geliyordu Jermaine Lens bilgileri ki hatta geçen hafta girdi golünü de attı biliyorsun. Ki Jermaine Lens'ten beklenmeyecek bir gol attı esasında normal şartlarda kafa vuruşuyla. İşte hocam gelen bir oyuncuyu ne seviyeye getirebilir şimdi bunu göreceğiz, göreceğiz. Belki. Ama işte Metropol Başakşehir nasıl oynayacak? Çünkü Sergen Yalçın geldikten sonra Çaykur Rizespor maçında da Gaziantep Futbol Kulübü maçında da şunu gördük. Muhammed Elneni esasında bu takımın 3. stoperi. Evet. Artık ona evrildi. Arasına evet. Adem Laiç'i kalabalıktan çıkartıp onun oyun görüşünü daha fazla arttırabilmek adına Adem Laiç'i de orta sahaya kadar çekiyor. Hatta bazen elinden top alan Atiba değil Adem Laiç oynuyor. Çünkü Atiba birazcık daha tahmin edilemez bir oyuncu ceza sahası koşullarında. Doğru. Bunu da kurdu. Diaby Gaziantep Futbol Kulübü maçında bence iyiydi. Hani evet. O geçmişte bıraktığı sıkıntılı bir Diaby yoktu. Alanyaspor maçında da çok iyiydi hatta ligin ilk yarısında oynadıkları maçta. Net olarak şu görünüyor değil mi Ilgaz? Hani oyuncuların hani Sergen Hoca geldikten sonra performansı ne olursa olsun artmış. Bunu net evet. Olarak görebiliyoruz. Yani evet. Skorlarla tabii ki bağdaştırılır. Hani skorları iyi olduğu zaman oyunculara çok fazla yüklenilmez ama ben Sergen Hoca'nın takıma çok şey kattığını düşünüyorum bu kısa sürede. Evet. Ya tabii bir de hani bazı oyuncular metodik oyuncu değildir. Evet. Birazcık daha doğaçlama oyuncudur. Yani Abdullah Hoca'nın o metodik oyunu, metodik teknik direktörlüğü. Hocanın bazen dediğim gibi hani babacan tavırları da bak yetenek farklı bir şey ama eğer o olay hani Beşiktaş'a geldiği dönemde tabii ki sıkıntılı bir dönemden geçiyordu Beşiktaş takımı. Evet. Ama o iki haftalık süreci çok iyi atlattı Sergen Hoca ile birlikte. O, hem ekibi hem hocanın kendi ekibi hem de hocanın bence takıma sağ içinde ve sağ dışında parmağı çok iyi değmiş. Ben onu görüyorum net olarak dışarıdan. Aldığım duyumlar da benim o şekilde. O oyuncularla şekilde. Alakalı. Aranızdaki muhabbete bayılıyorum. Bak. Ya şey söyleyecektim sadece. Evet. Yani o Elneni'nin 3. stoper olmasına sebep ben Okan Buruk'un kurgudan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani o 4-4-2 kurgusundan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bazen ama çok kifayetsiz kalmıyor mu oyun alanında? Yani bir şeyleri değiştirmesi lazım Başakşehir'in mesela bunu görüyorsunuz. Skoru alamamış. Başakşehir oyuna Okan Buruklu o ilk haftalardaki daha doğrusu işte lige kötü bir başlangıç yaptılar. 4-5 hafta sonra toparlanıp yukarıya doğru çıkarken sahaya ağırlığını koyan Başakşehir'i, oyuna hükmeden Başakşehir'i son 4-5 maçta ben göremedim. Ya, bence Sivasspor maçının belirli bir sekansında iyiydi Başakşehir. Tabii. Oyuncu değişikliklerinden sonra toparlayamadı esasında Sivas deplasmanında. Ben Dembaba yerine Gulbrandsen'i bekliyorum.
Öyle söyleyeyim. Öyle yani aynı orada, kurgu evet. Ama Dembaba yerine Gulbrandsen. Çünkü Gulbrandsen Salzburg'da da ikinci santrafor oldu. İkili forvetle oynuyordu. Boyuna evet. Oynamaya çok alışık bir oyuncu. Ve Elneny'le oradaki koridoru, yani Elneny pasta çıkarken koridor bırakıyor orada. O koridoru da Dembaba değil Gulbrandsen doldurur bence diyeyim. İki belki hocanın tercihi biraz maçın sonucunu etkileyecek tabii. Galiba. Peki Adem de kenarda olur mu Beşiktaş'ta? Olabilir. Yani her şeyi bekleyebilirsin şu an. Çünkü hocaların o gün hani o takıma göre çünkü sonuçta bir strateji belirleyecekler ki belirlemiştirler zaten. Hı-hı. Ama şu an onu yarın bizi şaşırtabilecek oyuncu da olabilir. Hem kenarda hem saha içinde. Çünkü Sergen Hoca Adem Lay için yeni oyun düzenine, yeni teknik kadroya reaksiyonundan memnun değil. Evet. Evet. Ama ona çok güveniyor. En önemli şeylerden bir tanesi. Yani ama kenara getirerek kemende atıp kenara yanına alarak mı acaba oyuncuyu eğitme yoluna gidecek, oynatarak mı? Belki onu da yapabilir çünkü takımın burada menfaatleri önemli. Ya çünkü baktığı zaman geçen onu dışarı aldı, takım toparladı. Yani onu kaybetmemek evet. Adına da yapıyor bazı şeyleri. Doğru. Yani bir de önemli şu an noktası mesela, bu. Boateng'in atmış olduğu golde sadece gol anına bakmayın lütfen. O ceza yay üzerinden önce pası verdi. Top sağ tarafa geçtikten sonraki hareketlenmesini ligde her oyuncu yapamaz. Evet. Adem Lajic'den de o hareketlenmeyi görmedik biz mesela hiç. O gol noktasında evet. O şekilde gidişleri. Belki bir Boateng sürprizi de olabilir. Ama hemen mi olur yoksa yine... Yani, bence biraz oyun devam etmesi ve yani, skoru bakalım ne olacak? Ne olacak yani ona göre. Çünkü iki takımda bence ne olursa olsun böyle maçlarda her zaman kontrollü oynarsın. Evet. Herkes oyununu oynamaya çalışır ama Başakşehir zaten iç sahada kendi oyununu oynayacak. Beşiktaş da ona karşı önlemler alacak. Bence ilk başta böyle tam net olarak açık bir maç beklemeyeceğiz. Yani pas adayalı olacak zaten. Kendimi